İbrahim Boris, Müslüman olduktan sonra hayatının tamamını buna göre düzenlemişti. Artık yeni bir adı, yeni bir giyim tarzı, yeni bir hayat şekli vardı. Ateşten çıkan bir insan suya kavuştuğunda nasıl ferahlarsa, ruhu İslam'la öyle feraha eriyordu. İbadet ederken sonsuz bir huzur duyuyordu. Ve Müslüman olduğu için çok mutluydu. Çevresindeki insanların da bu mutluluğu yaşayabilmelerini istiyordu. Bütün gücüyle onlara İslam'ı anlatıyordu. O, aktif bir tebliğci olmuştu. Sadece okuyarak Müslüman olamayız. Müslümanlığı yaşamamız lazım. Öğrendiklerimizi hayatımıza geçirmezsek bir işe yaramazlar. Bakara suresinde Yüce Allah, kitap yüklü merkeplere benzemeyin der. Ben İslam'daki tevhid inancına, adalet kavramına, her şeyin en ince ayrıntılarına kadar kurallara bağlı olmasına hayran oldum. Hayatım İslam'la yoluna girdi. İbadet ederken, daha önce hiçbir şeyde duymadığım bir huzur duyuyorum. Kendimi Allah'a çok yakın hissediyorum. Ve isterim ki bütün insanlar böyle yaşasın. Zaten Yüce Allah da bize İslam'ı anlatmamızı emretmektedir. Müslüman olduktan sonra İslam hakkında daha çok öğrenmeye başladım ve İslam için çalıştım. İslam'ı yaymakla da daha çok aktif bir hale geldim. Bana göre İslam'ı yaymanın en iyi yolu, insanların senin Müslüman olduğunu görmelerine izin vermendir. Onları alelacele, baskı içerisinde Müslüman yapmaya çalışmayın. Onları ilk önce yavaş yavaş etkinliklere çağırın. Onların sizin yaşantınızı görmelerine izin verin. Zaten Müslümanların hayatını yakından gören bir kişi buna kayıtsız kalamaz. Sizin iyi niyetiniz, merhametiniz, affediciliğiniz ve diğer İslami vasıflarınız zamanla karşınızdakinde merak uyandıracaktır. Böylece zaten onlar size İslam'ı sorarlar. Bunun için çok iyi birer Müslüman olmamız, hayatımızı Allah'ın koyduğu kurallar doğrultusunda yaşamamız gerekiyor. Müslüman olduktan sonra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yolu düşer İbrahim Bey'in. Orada Müslümanları ve İslam dünyasını daha yakından tanıma fırsatı bulur. Ayrıca İslam'ı tebliğ noktasında hizmet veren gönül dostlarını, gönül erlerini ziyaret eder. Bu maneviyatı yüksek şahsiyetlerle tanışmak,
onların sohbetlerinde bulunmak derinden etkiler İbrahim Bey'i. İslam dininin güzelliklerini, muhabbeti, kardeşliği, paylaşmayı, sevgiyi bir kez daha idrak eder. Çok seyahat eden birisi olmadım. Böyle bir şansım olmadı. Seyahat etmeyi severim ama buna zamanım olmadı. İslam dünyasını sadece televizyondan gördüm. Televizyonda gösterilenlere çok fazla itibar etmedim. Tanımıyordum İslam dünyasını. Sadece Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittim. Bir hafta kaldım. Çok güzel insanlarla tanıştım. Çok Müslümanlar vardı. Ama maalesef çok fazla durmadım orada. Etrafımda gerçekten çok Müslüman vardı. Çok güzel anılarım var o hafta ile ilgili. İslam ile ilgili negatif noktalar yoktur. Bazı insanlar yanlış algılıyorlar İslam'ı. Yanlış düşünceler insanlardan kaynaklanıyor. Kendi negatif düşüncelerini yansıtıyorlar. İnsanlar bazen İslam'ı yanlış anlıyorlar ve yanlış hareket ediyorlar. Fakat bu yanlışlıklar tamamen insanlardan kaynaklanıyor. İslam mükemmel bir dindir. İslam'da hata yoktur. İslam'da negatif bir nokta yoktur. İnsanlar bazı şeyleri yanlış yapabilirler. Fakat İslam'da yanlışlık yoktur. Gerçek İslam'ı bilen ve doğru yaşayanlardan öğrenmek ve yapmak gerek. Doğru insanları bulmak gerek. İslam'ı iyi bilen ve iyi pratik edenlerle beraber olmak ve öğrenmek bizim en başta gelen hedeflerimizden bir tanesi olmalı. Sonuç olarak iyi algılamak, düzgün yapmak ve doğru insanlardan öğrenmek. Eğer bunlar yapılmıyorsa, maneviyata ulaşılmıyor, gerçek İslam'a ulaşılmıyor demektir. Fransa, sözüm ona özgürlükler ülkesi. Günahın, yok olan ruhların kol gezdiği Paris. Bir yönüyle parıltılı dünyasıyla insanı maneviyatsızlık uçurumuna sürükleyen mekanlar. Maddi zenginliklerin yaşandığı Paris'te insanlar aslında tam anlamıyla ruh fakirliği yaşıyorlar. Paris'in zengin kısımlarının arkasında fakirliğin kol gezdiği, fakirlerin ezildiği bir merhametsiz dünya da var. İşte tüm bu maneviyattan çorak Paris'te, İslam'la şereflenmiş bir zamanların Boris'i İbrahim. O İslam'a susamış bu çorak topraklarda. İslami ailelerde doğan bizlerin tembelliğine rağmen, o
İslam'ın değerini anlamış bir Müslüman. Kıbrıs'a gittiğim zaman çok farklı, güzel insanlarla buluştum. İnanın bana 10 dakika bile görüştüğüm pek çok Müslümandan gerçekten çok etkilendim. Onlarla görüştüğüm zaman kendimi çok iyi hissettim. Öyle insanlar ilim veriyorlar. Her insana kendi kapasitesine göre, potansiyeline göre ilim veriyorlar. İslam kardeşliği, paylaşımı, sevgisi, muhabbetiyle gerçekten çok muhteşem. Bunu gerçekten en derin kalbimle hissettim. Fransa'da bazı insanlar televizyonda olsun, gerçek hayatında olsun, İslam'ı öğretmeye çalışıyorlar. Fakat örnek veriyorum, kör insan yol gösteremez. Gören insana yaklaşmak gerek. Çok fazla ağırlık verirseniz bir insana taşıyamaz. Ezilir ağırlık altında. Taşıyamaz, ilerleyemez. Benim öğrendiklerime göre birden hızlı ilerlemektense adım adım ilerlemek gerek. Yavaş yavaş İslam'ı öğrenmek ve öğretmek gerek. Küçük küçük amel işlemek ve sürekli işlemek gerek. Küçükken büyüdüğümüz ortam çok önemli. Ortamın fikirleri var ve kendi olgunlaşma fikirleri vardır. Her insan kendi olgunlaşma sürecini yaşar ve bu tamamen kişiye özeldir. Müslümanlar tarih boyunca İslam'ı yaymak için sürekli hicret etmişlerdi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle başlayan tebliğ süreci, her çağda inanan insanların görevi olmuştur. Ancak Müslümanların terörist olduğu propagandası, Fransızların İslam'a ön yargıyla yaklaşmalarına neden oluyor. Oysa Peygamberimiz, "Din güzel ahlaktır," buyuruyordu. İbrahim de gerçek dine girmenin mutluluğunu yaşıyor ve çevresindekileri de bu kutlu yola davet etmek istiyordu. İnsanları İslam'a çağırmak istiyorum. Sahabe de bunu yapmıştı. Onlar Mekke'de ya da Medine'de kalabilirlerdi. Ve Kabe'nin ya da Mescid-i Nebevi'nin karşısında namaz kılmanın mükafatını alabilirlerdi. Ama onlar dünyanın her yerine gitmeyi amaç edindiler. Bu bize çok önemli bir örnek. Çünkü şimdi etrafındaki insanları İslam'a çağırmak her Müslümanın en önemli sorumluluğu. İslam hakkında çok bilgi sahibiysen, etrafındakilerle konuşarak onları İslam'a çağırabilirsin. Eğer fazla bilgin yoksa, kendinin nasıl bir Müslüman olduğunu güzel örnek olarak gösterebilirsin. En azından etrafındakilere bazı hediyeler verebilirsin. İnsanlara güzel davranırsın ve etrafındakiler de Müslümanların
güzel davranışlarını ve ahlaklarını kendileri zaten görecektir. Kendi kendilerine düşüneceklerdir. Neden bütün bu insanlar bu kadar iyi davranıyorlar? Neden bu kadar güzel davranıyorlar? Neden bize güzel hediyeler veriyorlar? Belki de onlara İslam böyle yapmalarını söylüyor. İşte insanlar böyle düşünebilirler. Ben de bunu yapmayı denedim. Ailemde bunu yapmak tabii ki biraz zordu. Çünkü onları nasıl İslam'a davet edeceğimi bilmiyordum. Eğer çok fazla İslam hakkında konuşursam, belki onları İslam'dan daha da çok uzaklaştırabilirim diye düşündüm. Doğru konuşma şeklini bulmak biraz zor. Bence ailenle ya da sana yakın olan kişilerle İslam hakkında konuşmak diğerlerine göre daha zor. Başka insanlarla, az tanıdığın ya da hiç tanımadığın insanlarla İslam hakkında konuşmak aileye göre sanırım daha kolay. Âlemlerin Rabbi olan Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de, yapmadığınız şeyleri nasıl öğüt veriyorsunuz, buyurur. Tebliğin en etkili yöntemi, hal diliyle olandır. Yani insanlara İslam'ı anlatırken, aynı zamanda yaşamamız gerekir. Zira dilden çıkan söz kulakta, gönülden çıkan söz gönülde yer eder. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ya Rabbil alemin. İrrahman, İrrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinâ sirâtal mustakîm. الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.